Yok mu yani? Şimdi sultan yok. Demek ki saltanatın heybeti bu demokrasi dedikleri evrenin zibil yoruhundan evrenin bir derece ileri hükmeden irade sahibi. İrade tek kişidedir. 100 kişinin iradesi olmaz. Bir kişi hükmeder. Sınıfa girdiği vakitinde sınıfta kaç kişi hükmeder? Gelen hocamız hükmeder. Başka var mı içeride? Bir başkası gelirse ortalık karmakarışık. Onun için ta ki bu insanlar bu demokrasi denen şeytani uygulamanın peşine düşerler, ne dünyadan dünyadır, ne ahirette üzeri hak olur. Onun nasihatim olur ki tece derhal sultan ve sahibi yapsın. İrade-i seyye derler. Sultanın iradesiyle hareket etsin. Ordu sultanın emrinde tayin edilmiş olan serasker vardı. Tek serasker. Sultan tayin eder, sultan azal. O kimse orduya hükmeder. O da padişahın elindedir. Bu nizamı geri getirmeyince ve tüm Türkiye olur. Ne Urum Urum olur, ne Mısır olaraktan iadesini bulamaz. Neticesi budur. Devletle milletin arasını şimdi ayıp etti. Devletin kuvveti nedir? Tecrübe devletin kuvvetinden var. Sokaktaki ahali meclisiyeti adamdan kuvvetlidir. Belinde tabancası, altında silahı, belinde damasıyla dışarıya çıkar. Üzerlerine ne atarsa o, ondan sonra hücum eder. Seni rezil eder. 80 milyon TC bir şehirdeki efendim karışıklığı tesir edemedi. Senin ne haysiyetin var? Neye sen meclis topladın? Daha iyi yapacaksın dedi. Neye yalan söyledin millete? Osmanlı'yla hiç kıyas kabul edebilir mi? Sonuna kadar padişah hükmetti. Kadınlarına hükmetti. Millet ona hürmet etti. O da hükmetti. O da milleti gayet. Demek ki esası din üzerine kurulmayan her devlet denilen topluluk muhafak olamaz. Bütün Afrika'yı karmakarış eder bundan dolayı. Bütün dünya bunun üzerinde. Hristiyan alemi de bundan mutsar. Komünist dünyası da bundan şikayetçi. Afrika'nın bütün insanları kardeş kardeşi öldürüyor. Evet. Birazcık birbirlerine girilir. Çünkü onları zaptedecek bir kuvvet yoktur. İrade sahibi yoktur. Bunların durmaya girecek kuvvet yok. Ne yaparlarsa? Yap devletliğine bakalım. Göreyim senin devletliğin nedir?
bir sene oluyor. Bu efendim Meşrutiyet veya Cumhuriyet dedikleri hiçbir şey yapamadı. Doğru olanı bozdu, eğri olanı getirdi, eğrilik onların berbat etmeli. Bu ifademdi. Bu ister güzel haber var, ister efendim Ali Bey. Değil mi? Erdoğan Bey'e haber ver. İster Millet Meclisi'ne haber ver. İster evinin bütün vilayetlerdeki valilere, ordunun kumandanlarına haber ver. Koca ordunun en iyi rütbe sahibi hapiste duruyor. Hapisten insan efendim, yani barınamaz hale geldi. Hapishaneler doldu. Ne iş? Ne toprak olsun içeriye onları? Beğenmediysen, efendim, evin sonu. Birileri al. Şey yapsın emri, beğenmediğin adamı, efendim, madem zararlıdır, ya teleke veya en azından sürgüne gönder. İhraç et memleketten bitti. İçeri girin, içeride görülmez şimdi. Bakalım bir şey yapabilirim. Allah'ın şeriatı üstüne kanun olamaz. Ötekisi şeytanın uydurmasıdır. Teessüf ederim, 700 sene dünyaya hükmetmiş olan azametli bir imparatorluğu bu hale getirenler Allah'tan olsun. Amin. Bunu bütün Türkiye'ye, Türkçe olarak, sahip milletlere, kendi insanları olarak bildirmeye isteyiyorum. Yazılı olsun, efendim, konuşma süreci olsun, nasıl olursa yapsınlar ve devam etsinler. Doğruyu bulacak bu insanlar. Ne için bu hale düştüklerini bilecek, bulacaktır. Bakın, fırtına geçer, deniz gibi dürülür. Bakın. Tevfik Cenab-ı Hakk'tan. Allah bizi utandırmasın, bize sahip göndersin, bize sultan göndersin. Sultan kimdir? Sultan zulmullahi fil ard. Sultan, yeryüzüne Cenab-ı Hakk'ın gölgesidir diyor. Gölgesine azamet var. Bunların kimin gölgesi? Bunların şeytan gölgesi. Allah bizi affeylesin. Bu tebliğatımızda bize, kalbimize öğrendir. Türkçe'de bildir, yazılı bildir. Teveyle veya deveyle neyse şeye tebliğ et. Her insana bildir, bütün dünya duysun. Yanlış diyen varsa başına gelsin. Fatiha.